Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz sıvı ölçme birimleri. Sıvı ölçme birimleri. Sıvı ölçme birimlerinin temel birimi litredir ve büyük L harfi ile gösterilir. Bunu unutmayalım. Litrenin küçük miktarlarını ölçmek için desilitre, santilitre ve mililitre ölçü birimleri kullanılır. Litrenin yani kısacası litrenin altında kim var? Desilitre. Onun altında kim var? Santilitre ve en altta mililitre. Normal düşünebilirsiniz. Hani karşılık denk getirebilmek için hani şöyle metre, desimetre, santimetre, milimetre diye arkadaşlar. Hani burada ne? Litre. L harfiyle gösterilecek. Onun için desilitre, santilitre, mililitre olacak arkadaşlar. Bir desilitre litrenin onda biri olan sıvı ölçü birimidir. Desilitre gösterildi. 1 litre 10 desilitrelidir. 2 santimetre santimetre diyorum santilitre litrenin %1'i olan sıvı ölçü birimidir. Yani CL ile gösterilir. 1 litre 100 CL'dir ya da santilitredir diye söyleyebiliriz. Üçüncüsü ise litrenin binde biri olan sıvı ölçü birimidir. Mililitre ile gösterilir. 1 litre eşittir. 1000 mililitre olarak hesaplanarak söylenir arkadaşlar. Bir sonraki sayfama geçiyorum. Bir sonraki sayfamda sıvı ölçü birimleri her adımda onar onar artar, onar onar azalır arkadaşlar. Mesela sadece şuraya kadar. Bunu da öğrenmek için bir kenara yazmanızı rica ediyorum sizden. Litreyi yazdım ortaya. Litrenin üstünde ne var? DK litre. Onun üstünde kim var? Hektar litre ve kilo litre. Bunun alt kısımlarıyla uğraşacağız. Alt kısımları ne? desilitre, santilitre ve mililitre. Şu ortada litre. Yani o zaman şöyle bir cümle yine aşağı doğru inerken inerken 10 ile çarp. Yukarı doğru çıkarken ise şurasına yazıyorum. 10 ile böl demek arkadaşlar bu. Bu kadar. Yani gördüğün gibi aşağı doğru giderken çarpılır yukarı doğru giderken birim birim bir tık aşağı indim 10'a böl bir daha aşağı indim yine 10'a böl bir daha aşağı indim yine 10'a böl ama her birinde şuradan şuraya giderken kaçak bölmüş olacağız 10 100 1000'e bölmüş olacağız arkadaşlar. Büyük birimler küçük birimlere çevrilirken her adım 10 ile çarpılır küçük birimler büyük birimlere çevrilirken ise her adımda 10 ile bölünür arkadaşlar. Hemen diğer sayfama geçiyorum. Diğer sayfamda etkinliğim var. Aşağıda verilen boşlukları doldurunuz. 14 litre kaç desilitredir? Şimdi şuraya yazdım yine ortaya. Litre, desilitre, santilitre ve mililitre arkadaşlar. Buraya mı geçmem gerekiyor? Ne yapacağım? Bir kere onunla çarpacağım demek. O da 140 litre, 140 desilitre yaptı. Hemen 390 santilitreye baktım. Şurada desilitre yani 10'a böl demek bir tık. 10'a bölersek 39 desilitre. Ceyhan'a geldim. 1000 mililitre kaç litredir arkadaşlar? Zaten cümlemizde de e, özet kısmımızda da direkt yazıyordu bu. 1 litreye eşittir. Yani 10'a böl 0 gitti. Bir daha 10'a böl 0 gitti. Bir daha 10'a böl 0 gitti. 1 kaldı sadece. 2900 santilitre. Şuradan litreye çıkacağım. 2 tane 0'ı götür demek götürdüm. 29 litre kaldı. 45 desilitre. Şuradayım. Ne? 1000 litreye gideceğim. 2 defa 10 çarpmam demek. Yani 2 tane 0 gelmesi demek kısa yoldan. Bu. Hemen Fransa'ya geldim. 72 santilitre. Kaç mililitredir? Yine 10 çarp demek. 720 mililitre. 2700 desilitre şuradaki kaç litredir? Bir kere ona böleceksin demek. Bir sıfırı götür demek. 270 litredir. Hemen şuna geldik. 630 desilitre kaç santilitredir? Bir kere onunla çarp demek. 6300 santilitre yapıyor arkadaşlar cevabımız. Hemen bir sonraki sayfaya geçiyorum. Şimdi bir etkinliğim daha var arkadaşlar. Burada da tek tek adım adım yapacağız. Şuraya yazacak olursam. Litre desilitre, santilitre, mililitre diye yazdım. Litreden santilitreye geçiyorum. 35 değil mi? 35 şurada. Santilitreye geçerken ne yapıyorum? Bir kere çarpacağım. Sonra bir kere daha çarpacağım ki şurası 3 olacak. 3500 olacak. Burası 3500. Bir kere daha çarpıyorum. Ne oldu? 35.000 oldu arkadaşlar şöyle görüyorsunuzdur. Şimdi 420 santilitre verilmiş. Nereye geçmem gerekiyor? Litre kısmına şuraya geçmem lazım. Buraya geçmek için bir sıfırını silersek 42. Bir sıfır daha sileceğim ama sıfır yok. Virgül atarım. O da 4,2 litre. 420 santilitre şuradan şuraya geçerken çarpmam gerekiyor. Yani bir sıfır daha koymam gerekiyor. 4200 yaptı. Mililitre bir sıfırını sil. Ne oldu? 13.000 oldu arkadaşlar. Bir sıfırını daha sil. Desilitre olurum. Ama bir sıfır daha silersem yani 130 litre olacağım arkadaşlar. Yani e, binle çarpmak demek litre için. Bine bölmek demek. Binden de 3 sıfır silersek şuradan 130 litre olarak cevabı bulmuş olacağız arkadaşlar. Hemen diğer sayfaya geçiyorum. Şimdi bir kapta 4 litre zeytinyağı var. 4 litre zeytinyağı mı var. Bu kaptaki zeytinyağı 100 mililitrelik şişelere doldurursa kaç, lit kaç şişe gerekir? Ben litreyi şuna çevirmem lazım. 4 litre altı indim ya da eşittir diyeyim. Ne yapar? 40 desi litre 400 santilitre 4000 mililitre yaptı. Evet, 4000 mililitrelik bir zeytinyağını 100 mililitrelik gerekir? Şişelere doldurursam kaç tane şişe gerekir? O zaman bölme işlemini yapmam gerek demek. 4 kere çarptım. 400 çıkardım. 0, 0, 0 aşağı indirdim. 0'ı buraya koydum. O zaman 40 tane şişe gerekmektedir. Bu kadar arkadaşlar. Çok bir zorluğu yok buranın ama biraz bir tık ilerideki konularda zorlaşacağız tabii ki. En yani çok çok da orada geliyor. Şimdi oraya da geleceğiz. Bir varilin içerisinde 200 bin mililitre benzin vardı. Buradaki benzin 10 litrelik bidonları doldurursa kaç bidon gerekir? Şimdi şurasına litre, desilitre, santilitre, mililitre. Kime geçmem gerekiyor? Litreye geçmem gerekiyor. Ney var? 200 bin mililitre e bir tık geçersem sıfır sil. Ne olduk? 20 bin. Bir tık daha sıfır sil. 2000. Bir sıfır daha sil. 200 litreymiş arkadaşlar şurası. 200 bin mililitre 200 litredir arkadaşlar. Peki 200 litreyi 10 lira 10 litrelik bidonlara doldurmam gerekiyor. O da ne yapacak? Tabii ki hepiniz görüyorsunuzdur. 20 tane bidon geri arkadaşlar. Bu kadar. Hemen şu soruya da bakayım. Bir yemekhanede 500 desilitrelik kazanla çorba pişiriliyor. Çorba 250 mililitrelik tabaklara servis edilirse kaç tabak çorba servisi elde edilir? Arkadaşlar videoyu durdurup burada siz de hemen bu soruyu çözebilirsiniz. Hemen ben yapıyorum. 500 desilitreliği mililitreye çevirmem lazım. 500 desilitre eşittir. Şöyle 5000 santilitre. O da eşittir. 50.000 mililitre. 50.000 mililitreyi hatta bunu da rasyonel olarak yapalım. Şöyle kesir olarak yapalım cümlem öyle olsun. 250 ile bölmen demek. Bunu bölme işlemini bu şekilde yaparak da bulabiliriz. 0 ile 0 gitti. 5000'i 25'e bölmem demek. 5000'i 25'e bölemiyorum. Göremiyorum daha doğrusu. Ne yapmam lazım? Sadeleştirme yap yapmam lazım. İkisini de 5'e böleceğim. 25'i 5'e böldüm. 5. 5000'i 5'e böldüm. 1000. Şimdi görebiliyor muyum göremiyor muyum? Hemen bunu ne yapmam lazım? 5'e böldüm yine. 200 5'e böldüm yine. 1. O zaman 200 adet tabak çorba çıkar arkadaşlar. Yani isterseniz şurada uzun uzun da bölme işlemini yapabiliriz. Nasıl oldu diyen arkadaşlarım için 50 bin 250'ye böleceğim. Kaç kere var? 2 kere var. 500 yapar. 0 0 0 500 gitti. Şuraya kadar gitti. 2 sıfırım var. 2 tane sıfırımı indirirsem ne kaldı? 200 kaldı arkadaşlar. Hemen bir sonraki sayfama geçiyorum. Şimdi önemli olan konum burası. Burada çok çok sorular gelecek. Genellikle vurulacak noktalar burası arkadaşlar. Sorularda denemelerde, sınavlarda, yazılılarda en çok da buralardan göreceksiniz. Haberiniz olsun. Şimdi sıvıların sıvıların şöyle sıvılar bulundukları kabın şeklini alırlar. Bunun için bir kabın hacmini ölçmek aynı zamanda içerisindeki sıvının hacmini ölçmek demektir. Hem fikiriz. Şimdi adamın elinde bir sürahi var. Tamam mı? Bu sürahi 1 litre. Dolu. 1 litreyi şöyle bir kutunun içerisine dolduruyor. 1 desimetre, 1 desimetre, 1 desimetre. Bunun içerisine doldurdu. Bunun hacmi hesaplamasını öğrendik. Ne yapıyor? 1 desimetre küptü buranın. Ayrıtlarının çarpımı. Değil mi? Küp şeklinde hatta bu. Küp prizma. Küp prizması. 1 desimetre küptü. Bu 1 litre suyu döktüğümüzde 1 litre su 1 desimetre küpe eşit diyebilirmişiz bunu yazıyorsunuz ve aklınızdan hiç çıkarmıyorsunuz. Bu çok önemli soruları çözerken arkadaşlar buna çok dikkat edin söylüyorum. Bu 1 litre eşittir 1 desimetre küpe eşit arkadaşlar. Şuraya T harfini koydum karıştırmayın o benim kendim 1 litre demek için yazdığım T harfi 1 L eşittir 1 DM küp. Hemen diğer sayfama geçiyorum arkadaşlar. Şimdi şuraya unutmamak için yazıyorum. 1 desi 1 litre şöyle karalayayım. 1 litre eşittir 1 desimetre küpe eşit. Bu cümleyi kurduk. Tamam mı? E 1 litre 1 desimetre küpe eşitse 7 litre kaç desimetre küpe eşittir? Şuraya da yazayım. 1 litre 1 desimetre küpe eşitse 7 litre de 7 desimetre küpe eşittir arkadaşlar. Bunda en fikiriz diyelim. Geçtim. Peki. Alttakine geldim. 12 desimetre küp. 12 desimetre küp. Kaç litreye eşittir? Kaç litredir arkadaşlar? E 1 desimetre küp 1 litreye eşitse 12 desimetre küp kime eşittir? 12 litreye eşittir arkadaşlar bariz bir şekilde ortada bu soruda. Hadi bunu da geçtiğimizi farz edelim. Gelelim diğer sorumuza şimdi. Bu sorumuz önemli. Herkes bu soruyu iyi izlesin. Şimdi 5 litre bir 5 litre malzeme var elimde. Su, meyve suyu neyse. Bunu kime dönüştürmem isteniyor? Santimetre küpe dönüştürmem isteniyor. Şimdi ben o zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Benim bildiğim yoldan gitmem lazım. Bildiğim yol burası. Ben 1 litrenin 1 desimetre küpe eşit olduğunu biliyorum. Tamam. O zaman 5 litre kim eşit? 5 desimetre küpe eşit. Bildiğim yol burası. Peki. Güzel. O zaman şuradan şuraya geçmem lazım. 5 litre eşittir. 5 desimetre küp ise 5 desimetre küpü ben santimetre küp, milimetre küp, bunu binle çarparak adım atmayı biliyor muydum? Biliyordum. Daha önceki dersimizde öğrendik bunları. O zaman ben desimetre küpten nereye geçmem isteniyor? Şuraya yazıyorum arkadaşlar. Bakın şuradan ok çıkarayım bir daha. Metre küp. Burada kim var? Desimetre küp. Burada kim var? Santimetre küp. Ve milimetre küp var. Bunlar vardı değil mi arkadaşlar? ben 5 desimetre küpten şu santimetre küpe geçmek istiyorum. E bir tık aşağısına geçmek ne demek? 1000 ile çarpmak demek de aşağıya doğru. O zaman 5 çarpı 1000 ne yapacak? Santimetre küp yapacak. O da ne olacak? 5000 santimetre küp olacak arkadaşlar cevabımız. Hemen diğer sorularımıza bakalım. Şimdi 3500 litre şunu farklı bir renk alayım. 3500 litre kaç metre küptür? Bu isteniyor. E ben arkadaşım bildiğim bir şey var. Hep söyleyeceğiz. 3500 litre eşittir. 3500 desim metre küpe eşit. Bunu biliyor muyduk? Evet. Nereden biliyorduk? Şu cümlemizden biliyorduk. 1 litre eşittir. 1 desimetreküp. küp. Bunun formülünü en başta verdik. E desimetre küpe geçtim şu anda. Desimetre küpten kime geçmem lazım? Metre küpe geçmem lazım. E şöyle şurada orta kısmı da yazayım şunu. Neredeyim? Metre küp, desimetre küp, santimetre küp ve milimetre küp arkadaşlar. Biz şuradayız ve şuraya geçmem gerekiyor. E bir tık yukarıya geçmem bine bölmem demek değil mi? Yukarı metre küp küplü işlemlerde binle çarp binle böldü. Yukarıya doğru adam atarsam bölmem demek. E bölmem demek şöyle bir şey yapayım o zaman bunu da görmeniz için. 3500'ü bine bölersem bu arkadaş metre küp olacak. 0 0'ı götürdü 0 0'ı götürdü. Bu 0'ı sinersem virgül atarım demek. Yani 3,5 3, 3 tam onda 5 metre küpe eşitmiş arkadaşlar. Hemen diğer soruma geldim. 3,7 desilitre kaç santimetre küptür? Bak, desilitre kaç santimetre küptür? Şimdi arkadaşlar burada da tam tersi işlemler yapacağım. Litre desilitre, santilitre, mililitreydi. Doğru muyum? Peki ben neredeyim? Şuradayım. 3,7 des desilitredeyim. Şimdi ben iki türlü işleme gitmem gerekiyor. Neden mi? Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bir tık yukarıya gidiyorum. Bir tık yukarıya gitmem demek ne demek? 10 ile bölmem demekti değil mi litrede? E, 10 ile bölmem demek şuraya virgülü kaydır sıfır at demek. O zaman şöyle 3, 0, 3,7 desilitre eşittir 0,37 litreye tekamül ediyor dedik. Bunda hem fikiriz. Peki şuraya geldim. Bunu da hemen farklı bir renge çevireyim. Bir litre eşittir. 1 desimetre küptü. Burada tamam. Şimdi şuraya bir daha devam ettim. 0,37 litre eşittir. 0,37 desimetre küp demek. Peki benden ne istiyor arkadaşlar? Santimetre küpe çevirmem isteniyor. O zaman bak yukarıda zaten var hazır. Ben şuradayım. 0,37 desimetre küpüm. Buraya geçmem için bir kere 1000 ile lazım demek. E 0,37'yi 1000 ile çarp demek. Yani o da ne yapacak arkadaşlar? Virgül kaydıracağım. Şu sıfırı silersem virgül atar. Şu sıfırı silersem virgül atar. Şu sıfırı silersem atacak virgülüm yok. Sıfır atarım. 370 ne oldu? Santimetre küp oldu. Yani cm küp. Cevap buymuş. 3,7 desilitre 370 santimetre küpe eşit demekmiş. Hemen 2 santilitre kaç milimetre küptür diyor. Şöyle şöyle çizelim. 2 santilitre. Neredeyim? Santilitre şu kısmı şurayı görüyor musun arkadaşım? Sorunun ikinci sorunun üstündeki. Santilitre burada. Ve ben litreye geçeceğim. Şöyle 2 santilitre eşittir. Bir tık yukarıya çıkarsam desilitre. Bölmem demek. 0,2 desilitre. Bir tık daha yukarıya çıkarsam buradan ne olmam gerekiyor arkadaşlar? 0,02 litre olmam gerekiyor. Peki hemen eşittir. Bir daha dedim. 0,02 litre kime eşittir? 0,02 desimetre küpe eşitti. E, desimetre küp nerede? Şurada. Burada milimetre küpe geçmem isteniyor. E, 0,02 desimetre küp eşittir. Bir kere 1000 ile çarpmam demek. 20 santimetre küp yapmam demek. Bir kere daha binle çarpmam demek. 1, 2, 3, 0 daha gelir. 20000 bin milimetre küpe tekamül ediyor demek olur arkadaşlar. Cevabımız bu şekilde olur. Hemen diğer sayfama geçiyorum. Burada da büyük ihtimalle problemlerle uğraşacağız ve son sayfalarımıza doğru yaklaşıyoruz artık. 34.200 mililitre pardon 34.200 mililitre kaç santimetre küptür? Hala aynı, aynı sorularla uğraşıyoruz. 34.200 mililitre. 34.200 mililitre. Mililitre nerede? Ta aşağıda. Şöyle yazayım. Litre, desilitre, santilitre, mililitre. Arkadaşlar benim yazdığım gibi her sorunun başında bu kuralları bir hatırlayarak direkt hızlı işlemleri yapamıyorsanız hatırlamak amaçlı, karıştırmamak amaçlı şunları hemen bir yere yazmanızı istiyorum. Sınavda dahi olsa yazın. 34.200 mililitre. Ben şuradayım. Mililitreden litreye geçmem lazım. O zaman yukarıya doğru hareket ediyorsam bölü, bölü 10. Sonra bölü 10. Sonra bölü 10 olacak. Yani bine bölmem demek. Mililitreyi 10'a bölersem bir tane sıfırı gitti. 34.000 yok 3.400 20 oldu. 3420 santilitre oldu. Bir sıfır daha silersem 342 desilitre. Bir sıfır daha sileceğim ama sıfır yok. O zaman virgül atarım. 34 daha tamam. onda 2 litre demekmiş. Şimdi bunu da santimetre küpü geçireceğim. Evet arkadaşım şuradan devam ediyorum. 34,2 litre kime eşit? 34,2 desimetre küpe eşit arkadaşlar. E 32 desimetre küp santimetre küpe geçmem lazım. Desimetrenin alt desimetre küpün altında kim var? Santilitre var. O zaman bir kere binle çarpmam demek. Bir tane onla çarpsam bir şuraya atarım. 342. E, daha çarpmam gereken iki tane on var. Yani bin olabilmesi için. O zaman yüzle çarpıyorum demek. Yüzle çarpıyorum demek. İki sıfırını getiriyor demek. O da 34.200 santimetre küptür arkadaşlar. <laughs> Hemen Diğer soruma geldim. 8500 santimetre küp kaç santilitredir? Bakın şimdi tam tersine gittim. O zaman ben bu 8500 metre küpü ne yapmam lazım? Santimetre küpü desimetre küpe çevirmem lazım. Desimetre küp nerede? Santimetre küpün üstü. Bir tık üstü ney? Desimetre küp. O zaman bir kere ona bölüyorum mu demek? Ona mı bölüyorum? Hayır küple uğraştığım için yine bölüyorum demek bir sıfır sil. Bir sıfır sin silinecek sıfır yok. 8,5 desimetre küp yapar. 8,5 desimetre küp kime eşit arkadaşlar? 1 litre 8,5 litre eşit. Bu kuraldan geliyordu. 8,5 litre eşit. Doğru muyuz? Evet. 8,5 litre eşitse hemen ben o zaman şöyle yapacağım. Santilitreye gitmem lazım. Litre desilitre, santilitre. Litre nerede? Burada. 8,5. Bir kere onunla çarp. 85 desilitre. Bir kere daha onunla çarp. 850 santilitre olarak cevabı bulacağız arkadaşlar. Hemen diğer soruma geçtim. 470 bin milimetre küp kaç mililitredir? Milimetre küp arkadaşlar bir tık sıfır silsem ne olacak? Yani şöyle diyeyim. 475 bin milimetre küp şöyle. Bunun bir tık yukarısına çıksam kim var mililitre küpün üstünde? Ee, santimetre küp var. 3 tane sıfır gidecek metre küpten uğraştığım için. 475 santimetre küp. Sonra desimetre küpe geçmem için 3 sıfır daha silmem lazım ama sıfır yoksa virgül atacağım. O da sıfır tam binde 475 desimetre küp yaptı. Burası en fikiriz. Sonra buradan 0,475 desimetreküp 0,475 litreye eşitlemek. Doğru muyuz? Doğruyuz. Peki kaç mililitredir? Şimdi mililitreyi çevirmem gerekiyor. Buradayım. Litrenin altına indim. 10'la çarparsam şöyle. 10'la çarparsam 4,75 desilitre. Bir 10'la daha çarparsam 47,5 Santilitre bir onla daha çarparsam 475 mililitre olarak cevabı bulacağız arkadaşlar. Bu şekilde ya yani şuraya net yazayım 475 mililitre olacak. Bu kadar. Hemen diğer sayfama geçiyorum. Problemlerine geldik arkadaşlar. Günde 30 santilitre süt içen bir çocuk bir haftada toplam kaç desimetre küp süt içer? Yani santilitreyi litreye çevireceğim. Santilitrenin üstünde kim var? Bir tık üstünde desilitre. Bir tık daha üstünde kim var? Litre. E o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Yukarıya doğru çıktığım için böleceğiz. Bölersek 3 desilitre. Bir daha bölersek 0,3 litre. 0,3 litre eşittir. 0,3 desimetre küpe eşit demek. E, bir haftada toplam kaç desimetre küp süt içmiş olur. Bu neydi? Günlüktü. Soruya devam ediyorum. Şimdi siz burada hemen bulduk, bitti dersen yanlış olur. Bilmen gereken önemli ikinci ayrıntı kısımlar ise bir hafta kaç gün? Bir hafta yedi gün. E sen bir günde içmişsin bunu. 0,3 desimetre küpü bir günde içmişsin. O zaman benim ne yapmam lazım? 7 ile çarpmam lazım burayı. Çarpı 7. 7 kere 3 21 2 elde 7 kere 0 0 2 de elde 2 virgül 1 yani bir tane virgülünü koydum geri şurada bir tane virgül olduğu için 2 virgül 1 desimetre küp süt içmiştir ne, ne zaman bir haftada ya da 7 günde de diyebiliriz arkadaşlar bu soru bitti hemen diğer sorumuza geçiyoruz Diğer sorumuzda, ayrıt uzunlukları 20 santimetre, 30 santimetre ve 50 santimetre olan dikdörtgenler prizmasının içindeki akvaryum yarısına kadar su doludur. Buna göre akvaryumda kaç litre su vardır? Bakalım. Şimdi yarısına kadar su dolu, yarısına kadar su dolu ve kaç litre muhabbetine geçtik. Şimdi santimetre, santimetre, santimetre. Biz burada dikdörtgenlerin hesabını yapmayı biliyorduk. Peki? Şöyle bir şey diyeyim. Yarısına kadar su dolu demek. Şuranın her, her, birinin yarısını alacağım maksadında yok. Şu üst kısım yok. Yüksekliğin ne arkadaşım? Yarısına kadar su doluysa 30 değil de 15 santimetre. O zaman hacim eşittir. Dikdörtgen prizmasının hacmi eşittir. 50 çarpı. 20 çarpı 15'tir. Şöyle. E çarpalım. 5'te 2'yi çarp. On yapar. iki tane de sıfır gelir. Bin çarpı 15 beş. Bunları da çarparsak 15 beş çarpı bir ne yapar? 15 beş. Üç tane de sıfırını koyarsak on beş bin santimetre küp diye çıkaracağız. Doğru muyum? Doğru. Peki. Şimdi 15.000 beş santimetre küpü ne yapmam lazım arkadaşlar? Desimetre küpe çevirmem lazım. Ya yani Bir tık yukarıda üç tane sıfırını siliyorum demek. O da eşittir. 15 beş desimetre küp. E bu neye eşit? 15 litre suya eşit olur arkadaşlar. Bu akvaryumda kaç litre su vardır? Bitti. 15 litre su vardır. Tamamı ne kadar olur deseydi. Çünkü yarısı ne kadar dolu değil mi şu anda bu? yarısı 15 litre alıyorsa tamamı iki kat demek 30 litre su, ıı, su, alır da diyebilirdik. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Hemen diğer soruma geçiyorum. Bir su deposundaki 5 metreküp su 40 desilitrelik kaç şişeye doldurulabilir? Şimdi 5 metre küp ben nereye gelmem lazım? Desimetreküp'e gelmem lazım. 5 metre küp. Bir tık altında değil mi? 1000 çarpıyorum demek. 5000 desimetre küp. E 5000 desimetreküp kaç eşit arkadaşlar? 5000 litreye eşit demek. E 5000 litreye eşitse bu arkadaş. Şimdi ben 40 desilitrelik bu o zaman ben şunu desilitreye çevireceğim. Bir daha eşittir dedim. Desilitreye çevirebilmem için 5000 litreyi ne yapmam lazım? Litrenin altında kim var? Desilitre var. Bir tık daha dinlersem yani bir onla çarpmam demek. Arkadaşlar bazı şeyler karışıyor. Ben de farkındayım. Nasıl söyleyeyim? Metreküp burada, litre orada. Metreküple binlerle çarpıyorum. Yani şu küp olduğu için binlerle çarpıp binlere bölüyorum. Şuralar litre desilitre santilitre olduğu için onla çarpıp ona bölüyorum. Hani illaki karışıyor ama tane tane yapacaksın arkadaşım. Tane tane izleyeceksin. Bir tanesini izleyeceksin. Bir videoyu durdurup o videoyu durdurduğunda tekrardan kendin çözmeye çalışacaksın. Mesela geriye saracaksın videoyu. Videoyu geri saracaksın. Şu soruyu okuyacaksın. Bir de kendin yapmaya çalışacaksın. Olmadı mı? izle Bir daha geriye sar. Olmadı mı? Bir daha sar. Bu şekilde arkadaşım deneyeceksin. Ve size de söyleyeyim. Elinizdeki kaynaklardaki bütün bu soruları bitirin arkadaşlar. Şimdi burası ne oldu? 50.000 desilitre oldu. E 50.000 desilitre su var depoda. E 40 desilitrelik kaç şişeye doldurulabilir? E 40'a bölmek demek bu. Bölü 40 desilitre. 0 0 götürdü. E, kaldı 5000 bölü 4. E, ben bunu 2 ile de sadeleştirebilirim. Her tarafı 2'ye bölsem ne olur? 2500 olur. Böyle 2'ye bölsem 2 olur. Şimdi bunu da 2 ile sadeleştirirsem 1250 olur. Burada da 1 kalır. 1250 desilitre diyecektim. Pardon. Tane şişeye ihtiyaç vardır. Bu kadar. Hemen bir alttaki soruya geldik. Yeni sorumuz. Geldik. Diyor ki, dikdörtgenler prizmanı şeklindeki havuzun ayrı tuzunları 2 metre, 10 metre ve 20 metredir. Bu havuzun çeyreği dolu. Çeyrek ne demekti? Hemen şöyle diyeyim. Tam ne demekti? Birdi. Yarım ne demekti? 1 bölü 2 ydi. Çeyrek ne demekti? 1 bölü 4 demekti. Veya %75'i ne demekti? 3 bölü 4 demekti. Bunları öğrenmiştik ondalıklılarda. Çeyreği su ile dolu olduğuna göre havuzda kaç litre su vardır? Kaç litre su vardır? Şimdi ben çeyreği dolu demek bu 2 metre uzunluğunda değil mi burası? 2'nin çeyreğini almak demek neydi? Kesirlerle işlemlerden öğrenmiştik. 2 çarpı 1 bölü 4 demek. Değil mi? Çeyreği dolu demek. E sadeleştirirsek ne yapar arkadaşlar? Bu da 1 bölü 2 yapar. Tam tersi oldu. Bir saniye. 2 metre. 2 metrenin çeyreği de 4'te 1'i dolu demek yani. 2 çarpı 1 4. 1 2. Yok ters oluyor bu ya. 2 metre uzunluğunda. Tamam. Biz tamamını bulalım. Bir saniye. Sıkıntı yok. Tamamını bulalım. 20 çarpı 10 çarpı 2. 20 çarpı 10 çarpı 2. Bu neye eşit? Hacime eşitti. Hacimini buluyoruz. 2 kere 1, 2. 2 kere 2, 4. 2 tane de sıfırım var kullanacağım. 400 metre küp. Buranın tamamının hacmi. E, bunun çeyreği dolu olduğu için 400 metre küpün 1 bölü 4'ünü almak demek. Şöyle 400 çarpı 1 bölü 4. O da ne yapar? 100 metre küp su var demek. Bu kadar. Orada bir işlem hatası oldu. 100 metreküp suyumuz var elimizde. Buna göre havuzda kaç litre su vardır? Metreküpün bir altında kim var? Desimetreküp var. E Bir altında neyle çarpıyorum? 1000 ile çarpıyorum demek. Orayı hemen bir değiştireyim. 100 metreküp eşittir. 1000 ile çarpılırsa ne olur? 100'dü. 1000 ile çarpıyorum. 3 tane 0 var. 1, 2, 3 tane 0 geldi. O da ne yapar? 100.000 Desimetre küp yapar. 100 bin desimetre küp ne eşitti? Litreye eşittir. Yani 100 bin 100 bin litre oluyor. 100 bin litreye eşittir. 100 bin litre su vardır deriz arkadaşlar. Hemen sonlara doğru geldik. Bir aile suyun metre küpünün fiyatının 1.5 TL olduğu bir ilde aile 40 TL su faturası ödemektedir. Bu ailenin haftalık su tüketimi kaç litredir? 1 ay 4 hafta bu arada. Burada bakın dikkat edin. Yani 4 kere 7 28 yapıyor demeyin. Bu verilenlere çok dikkat edin. 1 ayımız 4 hafta. <laughs> Şimdi suyun metri küpü 1,5 TL ve 1 ilde aylık 42 TL su faturası ödemektedir. olduğu bir Bu ailenin haftalık su tüketimi kaç litredir? Şimdi 1,5 TL'ye ne kadar döktü? Bunu bulmam lazım. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. X metreküp su döktü. Bunu da 1,5 ile çarpıyorum demek. Ya da şuraya X ile çarpı karışmasın. A metreküp su döktü tamam mı? Bunu da 1,5 TL ile çarparsam 42 TL'yi bulmam lazım. E doğruysa o zaman her iki tarafta 1,5'a bölüyorum demek değil mi bu? A'yı bulmak için. A eşittir. Biraz küçük yazayım. Sonra daha çok işlemi yapacağız. Karışmasın. Şuraya geldim. A metre küp eşittir. 42'yi 1.5'a bölmek demek. Şu işlemi düzenlersem 42 ne olur? 15 bölü 10 olur demek. Peki işler dışlar muhabbeti yani birinci kesir olduğu gibi kalıp ikinci kesiri ters çevirip çarparsak 42 çarpı 10 bölü 15 5'e böldüm ne olur? 2 5'e böldüm 3. Şimdi 42 ile 3 sadeleşir mi? 42 daha 6 sadeleşir bölünebilme kurallarından yaptım arkadaşlar birinci dönem. 1 Bir kere var 3, 12 4 kere var. Çarpı kaç kaldı 2 kaldı. O da ne yapar? 28 oldu. O zaman a eşittir 28 metre küp sudur arkadaşlar. Bu arada doğru mu böldüm orayı? 3 kere 4 12 bir elde. 3 kere 1 3 bir elde. 42. 42 14 çarpı 2 28 metre küp. Burası tamam. A eşittir. 28 metre küp su dökmüşler. Ne kadar? Aylık dökmüştür. Aylık 28 metre küp su dökülmüş. Bu ailenin haftalık su tüketimi kaç litredir? Şimdi 28 metre küpü aylık döktüyse 28'i dörde bölmem lazım değil mi? Ya istersen dörde böl, istersen bölme. En sonunda böl. E, aylıkmış bu. Aylıktan devam edelim. 28 metre küp. Kime gitmem lazım? Desimetre küpe gitmem lazım. Ne yapmam lazım? 1000'le çarpmam demek. 28.000 desimetre küp. Bu da eşittir. 28.000 litre yapar. Doğru muyuz? E ayda ne kadar tüketmiş? 28.000 litre süt tüketmiş. Ama bizde haftalık soruyor. O zaman 4'e bölmemiz gerekiyor burayı. 4 kereydi. 28 0 indirdim, attım. Sıfır indirdim, attım. 0 indirdim, attım. 7000 litre olarak buluruz haftalık arkadaşlar. Hemen diğer soruma geçiyorum. Ve bu da son sorumuz arkadaşlar. Şimdi bir tablo meyve çeşidi, elde edilen meyve suyu miktarı. Yukarıdaki tablo her bir meyvenin birer tanesi sıkıldığında elde edilen. Yani bir tanesini sıktın 50 mililitre, bir tanesi sıktım bu kadar. Buna göre 4 portakal sıkarsam, 4 portakal eşittir. 4 portakal, 1 portakal 50 litre ise 4 çarpı 50'den 200 mililitre meyve suyu çıkar. Peki 3 tane mandalina diyor. 3 çarpı 40'tan 120 mililitre de buradan meyve suyu gelir. Nardan bir tane nar. Bir tane nar. 1 çarpı 30. 30 mililitre yapar. Elmadan ise kaç tane? 5 elma. 5 tane elma. 5 çarpı 30'dan 150 mililitre elma suyu çıkar. Toplam bunları sıktık. Toplayacağız. 200, 320, 350, 400, 500 mililitre toplam şunların sıkıldığında ortaya çıkan. Bunu da diyor ki desimetre küpe çevir. O zaman benim litreye geçmem lazım. Hemen 500 mililitre. Mililitre nerede? En altta. Yukarıya doğru çıkarken ne yapılır? Bölünür. Bir tık yukarıya çıkarsam 500 mililitre özür dilerim bir de aynısını yazdım. Bir tık üstünde kim var? Santilitre var. O zaman bir tane sıfırı silmem demek. Santilitre. Sonra 50 santilitre kime eşit? Bir tık üstünde desilitre var. Desilitre ne olur? 5 desilitre olur. Sonra 5 desilitre Litreyi çevirsem 0,5 litre olur arkadaşlar. 0,5 litre ise cevabımız burada. Ama desimetre küp istiyor. E, 1 litre 1 desimetre küpe eşit ise 0,5 litre ne eşittir? 0,5 desimetre küpe eşittir arkadaşlar. Cevabımız budur. Yani yarım litre de diyebiliriz şurada 0,5'e haberiniz olsun. Yarım desimetre küpe eşittir diyebiliriz arkadaşlar. Öncelikle söylemek istediğim birkaç şey var. 2019 2019 2020 eğitim ve öğretim müfredatının son konusu ve son problemini çözmüş bulunmaktayım arkadaşlar. Bundan sonraki artık okulumuzun sürecine bağlı olarak okulumuz açıldığında tekrardan görüşeceğiz inşallah. Artık 7. sınıf olarak e, görüşmek dileğiyle olacak. Ama bakalım yani şu şekilde söyleyeyim. 2019-2020 müfredatının bütün 6. sınıf müfredatını bitirdik arkadaşlar. Size düşen bunlarla ilgili, bu çözdüklerimizle ilgili birinci dönemden itibaren, ikinci dönemden itibaren bol bol soru çözmek arkadaşlar sakın ha sakın yani tatildeyiz veya okul bitti gibisine bakmayın. Ve ben yine problemler, sorular, herhangi bir şekilde testler gibisinden sizlere takviye olarak sorular çözüp göndereceğim zaten. Haberiniz olsun. Artık bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.